atadığınız kişi daha önce sportif aşeye Ali Dürüs gibi, Abdurrahim Albayrak gibi dışarıdan sportif aşeye camiayı bilen, kalbini bilen isim atlarsa anlarım. Futbolda sadece 2011'de benim bildiğim eğer eksik bir şey varsa buyursunlar söylesinler. Şanlıurfa Spor'da bir yöneticiliği var kısa bir dönem. Onun dışında başka bir şey yok. Şu anda gelip kurtarıcı gibi maç sonrası açıklama yapıyor ve bugün özel uçakla başkan gidiyor, Bikem Hanım gidiyor, Twitter'ını kapatan Selim Sefa'da gidiyor. Diğer 2-3 yönetici daha var. Dünden gidenler beyefendi ve diğer Sayın Özen Kuzu. Orada 7-8 tane yönetici var. Bir açıklamayı daha bir hafta önce sport ya bir ay önce sportif ayağı şey yaptı. <laughs> Fatih Hoca'nın ayrılığından sonra da Florya sana emanet kişi açıklama yapıyor. Nerede o diğer bugün özel uçakla giden başkan ve yanındaki insanlar? Yani, Bey'in de burada futbol şubesinde olmasına rağmen maça gelemiyor. Ama Işıtan Işıtan Bey... bir şey söyleyeyim. Bu durumdan rahatsız olan yönetim kurulu üyeleri yarın öbür gün istifaya da gidecek. Onu da söyleyeyim. Nasıl yani? Davet ederler diyorsun. Daha istifa edecek yöneticiler var. Bu durumdan istifa, çok rahatsızlar. İstifalar gelecek Işıtan daha sonra. Bey, daha. Işıtan Bey çok ciddi bir şekilde kulüpte rahatsızlık veriyor. Az önce Serdar dedi, menajer mi dedi? İddia ediliyor. Ben Ünal zamanında kulüpte... Kim menajer mi dedi? Şey, şey... Işıtan, Işıtan, Işıtan Gün, gün mü? İşte geçmişte menajerlik Hayır, hani yaptı. Hayır, önceden menajerlik yapmış mı? Hayır, menajerlik yaptı mı daha önce Ogan Taran'la beraber <laughs> çalıştığını biliyoruz. Fatih Hoca beraber İlk göreve geldiği zaman Fatih Hoca'yla bir kere görüşüp sonra tekrar görüşemediğini biliyoruz. E, i̇dari menajer yapsalardı keşke onu, Işıtan Bey'i. Şimdi, şimdi idari menajerden daha ötürü futbol şube sorumlusu gibi olacaktı. ilk başta aslında göreve gelirken de. Sonra olmadı Fatih Kabul Hoca Kabul ederdi karşıktı. çünkü kendisi de yani bu kadar ilgiliyse futbola. Judo'da ne işi var? Judo'dasın, futboldasın. işte kulüp satın alınacaktı yurt dışından. Hepsi bir tarafa o var mı var mı derken. Bir de Hollanda'daki kulübün dışında Hollanda'da Galatasaray Store'u açmıştı. Geçmişte. Öyle mi? GS Store'un şu anda Galatasaray'da bir borcu olduğu <laughs> iddia ediliyor. Bu konularla ilgili aslında konuşmayan bir kişi var biliyor musun? Rezan Reza Nöpez Demir. Hmm. İstifasından sonra hiç konuşmadı. Reza Nöpez Demir bunlara görevdeyken. Yani Hollanda Store'un Galatasaray kulübüne borcu mu var? Geçmiş dönemde bu yönetimden önce orada bir GS Store açtı. Buradan ürünler tabii ki açtığı Kaç zaman... Kaç sene olmuştur? Olsun. Sayın Mustafa Cengiz dönemi yönetiminde olduğu zaman bu olayın bir iki senesi var. O zaman bilançoda şöyle girmiştir. Tahsili mümkün olmayan alacaklara mı, borçlara mı kaydedildi acaba bilançodadan? Öyle geçmişte birçok eski yöneticilerden yapanlar He. var. Bunlar oluyor, sonra ödeyeceğim diyor. Birçok farklı şeyler var. Hani gelinen noktada bunlar Galatasaray'da hiç olmazdı. Galatasaray'ın yatak odası diye bir şey kalmadı. Galatasaray'da kol kırılır yerin içinde kalır, o da gitti. Yok. He. Artık akşam sohbet odalarında Galatasaray yöneticisi sohbet odasına konuşmaz ya. Bravo. Sohbet odasında konuşmaz Bravo. Erdal. Bravo. Galatasaray yöneticisini konuşacağı yer... Galatasaray'ın resmi yayın organıdır. Galatasaray TV'sidir, Galatasaray Ork'tur, Galatasaray Twitter adresidir. Bravo. Buralarda konuşur. Bakıyorum her gün bir yerde birileri konuşuyor. Dün en son ve, Başak Hanım'ı izledim. Ve o yapılan yerlerde yapılan konuşmalarda da, bakın Burak Elmas yönetimi ya da Mustafa Cengiz yönetimi ya da Önül Aysa'yı yönetimi hiç fark etmez. Orada bir Galatasaray yöneticisi varsa, siz oralara gittiğiniz zaman, Farklı üsluplarla karşılaşırsınız. Orada Buna var. maruz kalmak istemiyorsanız da o odalara girmeyeceksiniz. Odalarda o... farklı üsluplar değil mi? Elbette. Ben, ben şimdi geçen gün ben. Ben bir şey söyleyeyim. Sen. Bir şey söyleyeyim. Ben geçen gün ben de o odaların birindeydim ve utandım. Ben sonradan e, duydum. Utandım. Duydum Neden sorayım? utandım? Çünkü öyle suçlar isnat edildi ki Galatasaray'da bir yöneticiye. Bir inanmıyorum bunun olacağına. Ama öyle bir yargısız infaz modunda e, ismini vermeyeyim şimdi yöneticimizin. Ama bunu buna maruz kalmak istemiyorsanız da girmeyin abi. Sizin Galatasaray diye bir televizyonunuz var. E kendi YouTube kanalınız var. Kulüpten açıklama yapılacak yeriniz var. Galatasaray'da herkes bir kusura bakmayın ama şöhret peşinde midir nedir ben anlayamadım. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray yönetim ilk seçildiği zaman ilk yönetim kurulu toplantısında alınan karar neydi biliyor musun? Hiç kimse sosyal medya hesabından açıklama yapmayacak. Twitter'lar kapatılacak. Oo. Bak buyursunlar ilk yönetim kurulu toplantısına katılanlar bunu yalanlamak isteyen varsa so biz kurumsal bir kulüp olduk. Kurumsal bir yapıya sahibiz. Kimse sosyal medyasını kullanamayacak. Galatasaray kendi hesaplarından kolay. Başkanın kendi... Kapatsalardı keşke bir şeyler de çıktı Orada ortaya. onlar oldu. İşte şimdi çıkanlara bakıyorsun. İşte Selim Sefadalar, Şitan Günler, diğer yöneticilerden var. Hani bu işin şu. Göreve gelirken motto vardı. Birlikte kazanacağız diye. Şu anda birlikte batıyorlar diyordum. Birlikte batmak mı diyeyim artık? Ne diyeyim? Buna bir yeni bir slogan bulamıyorum yani. Birlikte batıyorsunuz ama Galatasaray'ı da batırıyorsunuz. Evet. Ya yani birlikte batıyorsunuz şu anda belli bir şekilde. Dün Başakhan'ın bir e, sohbet odasındaydı galiba. yöneticidir. Burak Elmas'ın seçimle kazanmasında önemli rol oynayanlardan bir tanesi. Ülkenin de önemli bir firmalarının CEO'luğunu yapıyor. Hı hı. Kadın hakları savunucusu. işte e, çok çeşitli derneklerde de ha, aktif bir evet. e, kadın yönetici Başakan'ın. Ben bu beyefendiyle aynı yönetimde olunmam demiş mesela bundan sonra. o toplantıya Bekliyor katılmam şu an istifayı demiş. da bildiğim kadarıyla. İstifa bekliyor. İstifa almazsa belki kendisi istifa edecek. Hani iş öyle bir boyuta geldi ki çok ciddi şekilde Galatasaray zarar İlavi görüyor. Ve i̇şte buna rağmen... Sosyal, abi unutma, sosyal medyayı bıraktım. Yani sosyal medya işin tuzu biberi oldu bence. <laughs> Çünkü öncesinde burada da bahsettiğimiz şeyler çok normal olaylar ya. değil ki. Hani bu GS Store olayından tut, menajer bilmem ne ilişkisinden tut... Ya bunlar normal Sevgili değil. Bunlarla ilgili bir açıklama arkadaşı, yok mu kulüpte? Işıtan Gün vazgeçilmez bir isimidir midir Galatasaray için? Evet. Neden bu kadar ısrar ediliyor? Olağanüstü toplandılar bu olaylar çıktığı gün statta, Aslan Tepe'de. Başkan'a sorulan o gün Işıtan Gün gün boyu konuşuldu. Sayın Başkan tweet attı. Işıtan Gün bey açıklama yapacak diye. Sonra Transfer geldi tahtası... tweet Sonra karşı geldi. bir tweet geldi. Transfer tahtası. mu ya Başkan Işıtan Gün tweet. Eğer Sır diyor ki açıklama yapacak diyorsa herkes istifa bekledi. Transfer tahtası ne zaman açıldı? 12 12, Ocak. Şubat. 12, 12 Ocak. Ocak. Fatih Terim ne zaman gönderildi? 6 galiba. 6 Ocak. Başka sorum yok. Bu, bu çok şey anlatıyor. Bak vazgeçilmez neyi var diyorum yani. Bir donanıma sahip olursunuz. Galatasaray'ın her şeyini bilen, örflerini, adetlerini bilen zaten bu şekilde olmaz. Galatasaray'ın şu anda örflerini, adetlerini, annelerini, içinin damarını, her şeyini bilen kaç tane adam var desem ben bu yönetim seçildiğinden beri söylüyordum. Çok fazla Galatasaray'ı bilen az insan var diye. Birlikte başaracağız da nelere gelindi? Yani Işıtan Güne bu kadar sahip çıkılmasının başka nedenlerim var acaba yani? Bu kadar istenmeyen bir kişiyi Galatasaray taraftarı şu anda her gün titri oluyor. E şimdi az önce açıklama yapan beyefendiye baktım. Galatasaray taraftarını suçladı ya. Karıştırıyorsunuz bizi. Diye. Şu ya şu şeye çok meraklı insanlar da var. Biz beceremiyoruz. O yüzden istirham edeceğim. Şimdi Fortuna Start diye bir kulüp var. Orada iki hoca var. O hocalarla bir birisi <laughs> şöyle bir Flemenkçe bilen de birisi eğer Hollandalıysa bir röportaj yaparsa ben kendi adıma çok mutlu olacağım. Geçenlerde kısa dönemde bir açıklama var. Ne olmuş orada ben merak ediyorum. Sadece hani bir kamuoyuna aydınlatmak adına ee, merak ediyorum. Bir, iki, Torrent'in aldığı ücret 1 milyon 275 bin euro yarım sezon. Ya ben bunu dün duydum, haber de yaptım. Açıklama var mı kulüpten bu arada? İnanmak istemiyorum. Bunun yanında bir de bonuslar var diyorum sana. Yok yok bu kulüp mesela açıkladı mı torrentin alacağı Ne sözleşmesinin süresini açıkladı ne maaşını yok, açıkladı. Yok herhangi bir şey paylaş. Maaşı vardı. süresi bir buçuk yıllık. Bir buçuk Maaşı buçuk da senin söylediğin yıl. gibi gelecek senede bir buçuk milyon euro. Gelecek sene net bir lira. Bu seneyle ilgili tam bilgim Geçen yok. Geçen sene bir buçuk milyon euro euroysa bu senede 750 bin eurodur Fatih herhalde. Fatih Terim'in maaşını, aldığı parayı ağzına sakız yapanlara buradan çağrıda bulunuyorum. Şu andaki bir buçuk milyon euroyu bugün kukur üzerinden bakarsan Fatih Hoca'nın 3 yıllık Burak Elmas döneminde attığı paranın üzerinde. 21 milyon TL üzerinden sabitlenmişti Hı -hı. diye biliyorum. Bugün Sayın torrente verilecek olan para gelecek sene tam sezon olarak daha fazlası. Abi valla ben Fatih Terim'in ne aldığıyla veya Fatih Terim gitti vesaire bunlarla inan. Hiç bunlar umurumda değil açıkçası. Ben sadece şu içinde bulunan kaos ortamından zerre hiçbir şey anlamadım ve kendimi anlatamıyorum. Tabii, Anlayan kaos var mı? Kaos ortamında ha, e, şimdi... izleyici de bizler de saha içerisine de girmekte zor. Hadi girelim. girelim yani. doğru. Yavaş girelim. yavaş pozisyonlara geçelim. İsteyenlerin isyanı şu. Gelirken, savaşı Gelirken, <laughs> gelirken Serdar Kelleci seçim sürecini beraber takip ettik. Seçimde beraberdik, adayları dinledik. Evet. Burada dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Şimdi her seçim döneminde insanların bir projeleri vardır. Sayın Burak Elmas'ın göreve gelirken kazandığı o seçim vaatlerinden şu ana kadar bir tanesi bile olmadı. Stat sponsorluğu Avrupa'da 3 tane Katarlılar dedi, 100 milyon dolar dedi, 25 transfer dedi, 40 milyon dolar dedi, tez işleşme dedi... İçerideki o sosyal özellikle sosyal mecralara profesyonelleşme dedi birçok şey söyledi. Gelinen noktada bakıyoruz. Bir tane sponsor var ya judoya kadar gelen işte Sayın Dinçer Azapan var. Tunç olduk adam sürekli her yerde var. Yani bu sezonbaşı sponsor başı... oldu. Abi Galatasaray futbol takımı. Tekerlekli sandalye. Kadın, kadın bu Kadın futbol, futbol takımı. takımı. Kadın voleybol takımı. En son judo takımı hala devam ediyor. Benim bildiğim 5 tane, hmm. 6 7 gelecektir. Şimdi o seçim zamanında Fatih Hoca ile beraber ilk pozu veren vardı bir tane. Her seçim dönemi Rus milyarder Galatasaray başkan adayı olarak geliyor diye boy boy haberlerini yapıyoruz. Yapılıyor. Hı hı. Bahattin Demir bile kesinlikle bile söylemek ama bilsin herkes bunu. Galatasaray'la ilk fotoğrafı Sayın Başkan'ın oldu Florya'ya gittikleri zaman. Ya herkes Galatasaray'dan bir şey alma derdinde. Verin Galatasaray'a bugün Galatasaray'a verin. Kimisi aklını versin, kimisi parasını versin, kimisi tecrübesini versin. Şu süreçte gelinen noktada herkes bir şeyler alma peşinde. Rezan Öpez Demir'in Giresun maçını zannedersem çıkışta Taraftarların kendisine karşı orada bir isyanı vardı. Niye bizi bıraktın, niye gittin diye söylediği şey ne biliyor musun? Ben bu kadar mücadele bu yapıyla. Hiçbir zaman vermeye gelmedim. Ben bazıları gibi almaya gelmediğim için gittim dedi. Ağır <laughs> bir açıklama. O yüzden diyorum Rezan Bey bir gün konuşması lazım. Çok fazla zaman geçmeden. İstifasından sonra... Konuşur mu? İnşallah konuşur, konuşmalı da. Çünkü çok şey konuşur. Ha, bu daha Bak, ne kaldı ki? Yani... Konuşmada. Daha ne kaldı ki? <laughs> yani Anladım. daha bundan beteri ne olabilir? Beteri değil de... Sayın Işıt Gül için biz burada konuşuyoruz. Böyle böyle şunlar var diyoruz hani. Kulübün çünkü hukukçusu olduğu için... Geçmiş dönemlere olan belgeler, evraklar, bilgiler... Hı hı. Kulüp avukatı Hanım'la beraber hepsi önüne gelmişti o süreçte. 3 aylık, 4 aylık dilimde. Bunların hepsini biliyor. Eğer bir şey varsa... GS Store'un Hollanda'daki mağazasına alınıp kulübe para varsa noktasına kadar Rezan Bey biliyor. Hmm. O yüzden diyorum bunları açıklaması lazım bu, diye. Bu arada bir tarafı var. Ben hani çok tasvip ettiğim mevcut yönetimin hani her şeyde kötü yaptı diyemeyeceğim bir şey var. Mesela spor projesi. Benim çok hoşuma gitti bu arada. Hani bir tarafta... Dakika burada da şer koyarım. Nidespor projesi çok sonra geldi. Fatih Hoca'nın da istemleriyle olan bir şey. Ondan önce Hollanda'da bir takım alınacaktı. Hmm. Başkan projesinde yurt dışında bir takım vardı. Yok abi benim şu olay tam diyebileceğim bir şey yok Serdar. Seçim Bu Niğde bir önceki yönetimi so Hayır bu yönetim ama sonradan oldu Projelerine bakalım seçim projeleri yurt dışında bir takım vardı Galatasaray'ın pilot takımı yurt dışından yani olacaktı Yurt dışında almak çok kolay değil ama Abi o zaman açıklamıyor, o zaman ben de başkan adayı olayım 10 sinemi doldursam mesela Acun bile zar zor aldı ya, <laughs> ya kolay alamadı Şimdi, şimdi pozisyonlara geçeceğiz Evet e, futbolu konuşacağız projeler, Ama projeler o gelirken bir tanesi olmadı Bir tanesi de yurt dışından Hı -hı. bir pilot takım almaktı Galatasaray'ın pilot takımını yurt dışından yapmaktı